Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de nasıl kolay seviye atlarsınız, nasıl kolay FIFA Points kasarsınız bunu anlatacağım. Gerçekten çok güzel şeyler anlatacağım sizlere ve bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel oyuncularımızı falan yükselteceğiz. Takımım belki 80 gen olacak, belki 79 gen olacak, ancak belki de levelim çok yüksek olacak. Yani levelinizi nasıl daha hızlı arttırabilirsiniz falan bunları göstereceğim. Gerçekten oyunun bu seneki mantığına göre sizlere çok güzel bilgilendirmeler yapacağım ve oyunu nasıl daha kolay bir şekilde oynayabilirsiniz, bunun hakkında bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar. Bu tarz bilgilendirmelerin devamı için hala yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sizlere bu tarz bilgilendirmeleri devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 beğeniyi geçebiliriz. Her izleyen like atarsa 20.000 beğeniyi bile geçeriz. Ancak hadi 2000 beğeniyi geçelim arkadaşlar ve kanala abone olup gönderi bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz bilgilendirmelerden haberdar olun ve paket açılımlarından haberdar olun arkadaşlar. Sizlere söylemek istediğim bir şey var. Cuma günü saat 16.00'a alarmlarınızı kurun arkadaşlar. Neden mi? Çünkü en efsane paket açılımı arkadaşlar. Şu ana kadar izlemediğiniz kadar efsane bir paket açılımı sizlere bekliyor. Gerçekten öyle. Civarında bir oyuncu çıkardım. Şu an ne kadar bilmiyorum. Ancak Points civarı bir oyuncu çıkardım. Yorumlara oyuncunun kim olduğunu tahmin ederseniz sevinirim arkadaşlar. Onu bileni de yorumunu ekranda çıkaracağım. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Haydi bakalım, lafı fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda 50 FIFA points'imi alıyorum. Önce neler yaptığımı göstereceğim sizlere, sonra da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ancak burada kalın, hiçbir şekilde ayrılmayın. Çünkü bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar, sırada 50 FIFA points'imizi aldıktan sonra 1.50 FIFA points daha var. Bu 50 FIFA points'imizi de alacağız. Sonra 200 FIFA points'imizi alacağız. Hemen bir 50 FIFA points daha alalım. Sonra 200 FIFA points alacağız ve bunları tamamlamak gerçekten zor değil arkadaşlar. Bunları tamamlamak, hani 75'ken 76'ken takım yapmak artık yapmışsınızdır yani ve bunları da tamamlayabiliyorsunuz. Ve 200 FIFA points aldık ve 4. kısmını açtık ve başarı da tamamladık. Gerçekten çok güzel. Level falan da atlamanıza yardımcı oluyor. Hemen şimdi diğer videonun devamına geçelim. Evet arkadaşlar, asıl video burası. Gördüğünüz gibi buraya nasıl gireceğinizi birazdan göstereceğim. Amatör lig büyük ödüllerinde ucuza, çok ucuz FIFA points'e, 200 FIFA points'e size tam 16 tane böyle fişler veriyor. Bunları neden, nasıl kullanıyorsunuz, bunları falan hepsini anlatacağım. Bu arada arkadaşlar, her videoda sizin yorumunuzu göstereceğimi söylemiştim. Şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun aynı şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız hemen aşağıya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o yorum yapan arkadaşımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Kesinlikle adamın dibidir. Siz onun gibi yorum yapmayı unutmayın. Ve hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız da kesinlikle Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım şu anda ekranda çıkmıştır. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. 3000 takipçiye, 4000 takipçiye doğru adım adım ilerliyoruz. Siz de takip ederseniz sevinirim. Haydi bakalım, hemen videomuza devam edelim. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi bunları toparlıyorum arkadaşlar. Ancak bunlar gerçekten çok önemli ödüller. Yani oyunun şu anda en önemli ödülü. Şu anda gördüğünüz gibi 16 tane vermiyor. Ancak bende 200 tane daha amatör puanı var. Bunları da vererek, sizde de vardır. Eğer şu an pro'ya yükseldiyseniz kesin bu kadar amatör puanlarınız vardır. Bunları kullanarak bunları açın arkadaşlar. Bunlar zaten başka bir şey için kullanılmıyor. Ne işe yaradığını merak ediyorsanız bunlar için kullanılıyor. Ve buraya nasıl gireceğinizi de göstereceğim. Sakın videodan ayrılmayın arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona izlerseniz aklınızda zaten hiçbir soru işareti kalmayacak. Ancak hala izleyip de böyle like atarsam ne olacak diyenler de like atarsa şu anda sevinirim. Artık like atın yani. Sizlere güzel bilgilendirmeler yapıyorum çünkü. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada asıl ödül 16 tane veren ödülü açtım galiba şu anda. Ve bunları da bayağı güçlendiriyorsunuz. Hem takımınız gelişiyor hem leveliniz artıyor. Yani daha ne olsun arkadaşlar. Yani leveliniz hem hızlı artıyor hem takımınız gelişiyor. Bence çok efsane bir şey. Ve mağazadan daha almayacağım. Çünkü hemen pro'ya geçeceğim galiba. Ha, buradan da alacağım. Bu da özel teklif. Çünkü tamam, bu 16'lı arkadaşlar. Bu özel teklif. Bu en önemli teklif. Çünkü burada 200 FIFA points verip 400-500 FIFA points değerinde şey alıyorsunuz. Ve gerçekten harika bir şey. Bunu 200 FIFA points'e alıp normal 200 FIFA points değerindeki eşyalara bile alsanız, yani sadece ilk 8'de bile olsa güzel zaten, kötü değil. Bir de üstüne bu tarz şeyler de alıyorsunuz. Gerçekten müthiş, muazzam bir şey ya. Çok sevdim ben bunları, bu olayı. Bu olayı da öğrenmem iyi oldu. Evet, gördüğünüz gibi 5000 jeton aldık. Fizik gücü, kısa pas, reaksiyon, uzaktan şut, bunları da devam edeceğiz. Canlı videoda devam edeceğiz almaya. Pozisyon alma, kaleci pozisyon alma ve kaleci danışmanını aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi sırada pro'ya geçenler için pro'ya da gösterelim. Pro'dan da özel teklifini alacağım. Pro'nun özel teklifi çok güzel. 300 FIFA points veriyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Muazzam bir şey. 300 FIFA points veriyorsunuz. 24 tane fişi veriyor. Müdahale geliştiricisi falan, beceri geliştiricisi fişi veriyor.
Ve abi bunlar gerçekten çok önemli. Hem takımınız gelişiyor hem leveliniz artıyor. Yani daha ne olsun? Bugün sizlerle birlikte 3 tane daha bu ödüllerden alacağız. Şimdi bunları bir alalım. Oyuncularımızı yükseltelim. Sonra devamını da sizlerle birlikte alacağız. Ve bunların önemini sizlere göstereceğim. Gerçekten harika bir şey abi. Muazzam, çok zevkli bir şey. Şimdi ikinci şeyini de alıyoruz. Özel teklif sonuçta bu. İkinci ödülünü de alıyoruz. Haydi bakalım abi. İkinci ödülünü de alalım. Fizik gücü, müdahale, pas, danışman, uzun pas, hız. Bazıları ilk defa çıkıyor. İlk defa çıkanlar hiçbir işinize yaramaz. O ikinci defa çıkarsa artık işinize yaramaya başlıyor. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Kaleci pozisyon alma da çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi galiba buradan daha hiçbir şey alamayacağım. Şöyle alttakine bakacağım mı? Bakmayacağım bile yani. Daha hiçbir şey alamıyorum zaten. Şimdi hemen takımınıza gelin. Bakın 18 tane doldurulabilecek şey var. Ve bu 18 tanenin hepsini yükseltince bakalım takımım 77'den 78'e çıkacak mı? Bunu hemen sizlerle birlikte görmüş olacağız. 3000'e 2 tane oyuncum, bak 76'lık 2 tane stoperim var. İkisi de 77 yükseldi. Gerçekten müthiş abi. Hani 76'dan 77 bir rating artmak ne demek abi? Gerçekten müthiş bir şey. Morales 76'ya yükselecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok muazzam bir şey. Çok güzel bir şey. İlk başlarda level arttırmak kolay. İlk 2 levelini arttırmak kolay. 3. 4. levellerde artık çok zorlaşıyor. Tabii bir zahmet zorlasın arkadaşlar. Çünkü oyuncuları bu kadar kolay level arttırabilirsek zaten oyunun bir anlamı kalmaz. Herkes 90 gem falan olur çok kolay bir şekilde. O yüzden de bu şekilde yapmanız daha iyi. Yani coinslerinizi bunlara harcayın. Oyuncu geliştirmeye, hani antrenman puanları falan var, onları harcayın. Öyle saçma sapan şeylere harcamayın arkadaşlar. Harcamanızı önermiyorum. Bakın şu anda 15 seviyeyim. Ve şu anda aslında ne kadar seviye olacağım bakın. 2 tane 5000 antrenman XP'si vermiş mesela 15 seviyede. Seviye atlamanıza çok yardımcı oluyor. Bu sayede 15 seviye arttım. Yani 70 XP falan veriyor. Gerçekten muazzam bir şey. Oyunu bir de sürekli oynayın arkadaşlar. Sürekli oynayın. Oyunda hiç durmadan oynayın. Oynayın abi, gelişiyorsunuz her türlü. Yenebildiğiniz rakiplere kadar çıkın. O etkinli mücadeleler var ya. O mücadelelerin hepsini tek tek oynayın. Yenebildiğiniz rakiplere kadar çıkın. Oyunda kendi kendine zaten geliştiğinizi göreceksiniz. Gerçekten muazzam bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Ve bu tarz şeyler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse 16'yı yarıladık. Şu anda sadece tıklayarak yani. Devam ediyoruz müdahale. Hemen müdahaleyi yapalım. Bu arada bu geliştiricisine sahip herhangi bir ilk 11 oyuncun yok diyor. Eğer oyuncum olsa onlar da gelişecek. Ancak şu anda zaten oyuncu kalmadı arkadaşlar. Bu beceri geliştiricisini de tamamladım zaten. Bunların hepsini işte böyle seviye atlatma olarak aldım. Buraları sizlere göstermeme gerek yok. Hemen şimdi sizlerle birlikte canlı videoya geçelim. Evet arkadaşlar, canlı videodayız ve buraya nasıl girebileceğinizi ilk olarak şöyle göstereceğim sizlere. Buradan karşıya atarak tıklıyorsunuz arkadaşlar ve Pro 3'e çıkmanız gerekiyor. Yani Pro 3'e çıkartırsanız gerçekten çok güzel ve elinizde de herhalde 1000 FIFA points falan vardır. Eğer bilerek böyle saçma sapan şeyleri harcamıyorsanız harcamayın arkadaşlar. Paket açmayın. Bu oyunda beceri geliştiricisi paketi hariç böyle önemli paketler açmayın. Yani oyuncu paketi falan hiç açmayın. Şimdi arkadaşlar burada ödüller var ya, ödüllere girin. Bu ödüllerde karşı atak ödüllerinde gördüğünüz gibi ben amatördeydim. Pro, mesela dünya klasmanına çıksam vereceği fırsat nerede abi? Burada mağaza fırsatı gözükmüyor bile. Hani öğrenmememiz açısından. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz ve buradan ya 100 profişi diyor ya da 300 FIFA points diyor. Ben 3 kere 300 FIFA points yatıracağım çünkü değdiğine inanıyorum. Bence değiyor abi. Bence çok iyi. Oyuncuya da ihtiyacım yok. Bunlar benim gelişmeme daha çok katkı sağlıyor. İlk anlarda bunları alın arkadaşlar. Bakın sizlere tavsiyem, oyuncu paketi açacağınıza bunları alın. Hem 10.000 jeton veriyor. Fizik gücü. Güç. Bakın 5 seviye oldu gücüm. Çok güzel bir şey abi. Müdahale. Markaj. Rolanti ilk defa çıktı. Pas. Danışman. Kısa pas. Hız. Hızda 5 olursa Ronaldo'nun daha da yüksek olacak. Ronaldo'nun sevdiği bir şey hız. Yani Ronaldo'nun kullandığı şey. Hemen bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Artık çok da fazla yükseltemeyeceğiz. Ancak tabii ki bu tekrarlanabilir bir şey olduğu için çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve çok fazla oynayın. Karşı hata da çok fazla oynayın. Diğer her şey abi. Oyunda her şeyi çok fazla oynayın. Gerçekten gelişiyorsunuz arkadaşlar. Bu senedeki oyunun amacı çok fazla oynamak. Defans geliştiricisi çıktı. Uzun pas. Hız. Top kontrolü. Duran toptan 2 tane çıktı. Bir tane daha çıkarsa duran top usta bir oyuncumuz olursa o bayağı bir gelişecek. Şut 4 oldu ama şut geliştiricimiz yok. Çeviklik 2 oldu. Şut gücü. Kaleci pozisyon alma bu kadar. Ve bakalım abi, buradan da kaleci pozisyon alma olursa kalecimiz herhalde bir rating de artacak. Kalecimizin o tarz bir özelliği vardı. Pozisyon alma mı onu hatırlamıyorum. Bu FIFA pointsler boşa gidiyormuş gibi görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi sizlerle birlikte level atladığım zaman bunun boşa gitmediğini anlayacaksınız. Güç 6 oldu. Top kontrolü. Dribbling, kafa vuruşu, bitiricilik, şut
İki tane daha geldi. Keşke şut özelliği olan bir oyuncum olsaydı. Onu size güçlendirerek gösterebilirdim. Kaleci danışmanım da 5 oldu. Kaleci danışmanı gerekmiyordu galiba. Ne gerekiyordu? Tam olarak hatırlamıyorum ancak galiba kaleci danışmanı gerekmiyordu. Neyse, hemen bunları sizlerle birlikte yükseltelim arkadaşlar. Takımıma geliyoruz. Takımdan 5 tane beceri geliştiricisi olmuş. Topu topu o kadar şey yaptık. 5 tane var sadece. Şimdi defansı geliştiriyoruz. Takımımın gene artmayacak. Ancak levelim nasıl artacak bir izleyin arkadaşlar. Zaten takımımın gene artık artacak kadar arttı. Gördüğünüz gibi 18 levele ulaştık bile. Bir yeni taktik açıldı ve verdiği ödüllere bakın. Ve 18 level olmak, 20 levele daha çok yaklaşmak gerek. Ve oyunda da 20 level olmak çok önemli bir şey. Dayanıklılık falan veriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Hemen abi şunu da açalım. Aa bakın kalecimiz. Kalecimiz 77 rating. Bakın şimdi kaç olacak. Hoppom. 78 rating oldu arkadaşlar. Bakın hem 80 XP verdi hem kalecimiz yükseldi. Ya daha ne olsun arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Şurada güç var mesela. 5000 coins veriyoruz. Güç yeteneği olan bir oyuncu paketten çıkarsa veya satın alırsak onu da bu şekilde geliştirebileceğiz. Artı 2 yan verecek hatta ona. Çünkü ikinci kez yapıyoruz. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yani bu önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çevikliğe sahip olan maalesef hiçbir oyuncumuz yok. Ancak geliştireceğiz tabii ki. Çünkü ileride çıkar ve levelimizin artmasına yardımcı oluyor. Şu anda 18 seviye olduk. 20 seviyeye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yakında 20 seviyede olacağız. Haydi bakalım abi bunu da yapalım. Şutu da yapıyoruz ve 80 XP daha gelecek. Aslında Ronaldo'da bence şut özelliği olması gerekirdi. Neden yok bilmiyorum abi. Ronaldo'da olsaydı keşke ya. Ronaldo'nun bayağı yükselirdi olsaydı. Ancak Ronaldo'da maalesef şut özelliği yok. İşte Ronaldo'm zaten sol kanat. Gördüğünüz gibi bir tane kalecimiz gelişti. Burada dizilişler de yükselir diyor ama onu paketten çıkardığım oyuncu için diyordu. O yüzden şu anda demez zaten onu. Bu arada ligimiz de burada arkadaşlar. Ligimizde boşluk bulabilirseniz gelin. Ancak bulamazsınız belki. Ben ligden oynamayanları zaten direkt atacağım için herhalde bulursunuz. Bilmiyorum abi. Oynamayan çok çıkar gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ve sizlere gerçekten çok önemli, çok yani detaylı ve önemli anlattığımı düşünüyorum. İyi bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım da videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Şu şekilde like butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. Like attıysanız eğer şuradan hemen kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki çıkan iki videodan birinden harika bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu iki videodan birinden harika bir videoya gidin. Hadi bekliyorum. Gidersiniz sevinirim. Hadi abi şunlardan birisine gidin artık. Neyse arkadaşlar hepiniz adamsınız. Eyvallah sağ olun. Hala bekleyenler neden bekliyorsunuz bilmiyorum. Ve bay bay.